Selamlar millet. Bugün Magic Chess videosuyla değil de daha farklı bir video ile karşınızdayım. Yani bazı arkadaşlar yayınlarda olsun, yorumlarda olsun vesaire hani nasıl bilgisayardan oynadığımı merak ediyorlar. Ve hani ben de kasıyor, sen de neden kasmıyor diyenler de var. Onlara yardımcı, o arkadaşlara yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Önce nasıl indirir oynarız onu göstereceğim. Google'a BlueStack'imizi yazdık. Buradan BlueStack.com.tr'ye girelim. Türkçe. Zaten basit ama daha kolay anlarsınız. Bu arada sadece Android emülatör. Hani iOS için başka varsa bilmiyorum. Android için olanı bu. Buradan direkt karşımıza çıktı. İndiriyoruz. Sakla dedik. Açtık. Açıl 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 açıl. Sizin karşınıza yükleme ekranı gelecek. Ben de yüklü ve güncel olduğu için direkt böyle hani reklam geldi. Bir oyunun reklamı geldi. Sponsorlu oyun. Siz de yükleme ekranı gelecek. Yükledikten sonra karşınıza yeni güncellenmiş BlueStack 4 bu şekilde bu çıkıyor. Buradan geliyorsunuz buraya. Magic Chess'i yazıyoruz. Hop. Ben de en ilk zaten görmüşsünüzdür. Hop diye zaten burada karşınıza çıktı. Buradan direkt yükleyip oynayabilirsiniz. Tabi ben de BlueStack inik olduğu için ilk baş sormadı bana hani. Siz de ilk baş Google Play hesabınıza girmenizi isteyecek. Google Play hesabınıza giriş yaptıktan sonra herhangi bir oyunu böyle aratıp indirip oynayabilirsiniz. Hani PUBG Mobile falan da oynayabilirsiniz ama birazcık daha zor oluyor. Yani daha kolay olan emülatörler de var onun için. Her neyse indirdik. Buradan geldik oyunumuza giriyoruz. Göstereyim onu da size. Emülatörde açılırken sıkıntı çıkabiliyor. Hani telefon gibi kusursuz değil. Bazen ilkinde açılmayabiliyor mesela. Veya emülatör ilk baş bir yavaş açılıyor. 40 saniye falan sürüyor. Bekliyoruz bakalım açılmasını. Yeni güncelleştirmede mouse gelmiş. Ben de eski güncelleştirmede direkt beyaz düz mouse vardı. Çirkin duruyordu. En azından böyle bir şekil yapmışlar. Bu şekilde hesabınızı bağlayıp girebiliyorsunuz. Hani telefondan bilgisayara geçecekseniz de telefondaki hesabınızı Facebook'tur, başka hesaplardır, o bağlama kısmında gösteriyor, ona bağlamanız lazım yoksa oynayamazsınız. Hani direkt oyun sizi sıfırdan başlatır. Dediğim gibi bilgisayar emülatör olduğu için biraz daha yavaş açılıyor. Açılsın şu kasma şeyini göstereyim size muhabbetini. Hop şuradan ses kısayım çok bağıracak. Kendine gelecek inşallah. Oo bakın gün 5'e de yeni vuruş efekti gelmiş. Hatta direkt açılmışken takayım efekti de. Güzel 7. gün parası. Koleksiyona girdik. Şuradan. Bir arkadaş da kostümü sormuştu. Buradan komutanları değiştirebiliyorsun bu sekmeden. Şu an bu 3'ü var bende. Bunları da ekstra para verip alabilirim. 19.000'im varmış. Güzel direkt kendi seçmiş zaten. Bir yandan ekran yüklenmeye çalışıyor. Her neyse. Şimdi bunu kapayalım. Size kasma sorununun nasıl önüne geçebileceğinizi göstereyim. Ayarlara girdik burada. Bu DPI'nin hani kasmayla bir alakası yok. Bu sizin mouse hızınızı gösteriyor. Böyle. Gerçi şu an şey olduğu için olmuyor da. Yeniden başlatmam gerekiyor. Her neyse motora girdik. Ben Open GL'de kullanıyorum. Bu ikisi bende aktif. Ana işlemci ve 8 çekirdek olduğu için 8 çekirdeğin 8'ini de kullanmasını ayarladım. Bu hafıza olarak RAM'inizi atıyorum. 8 GB ise 4 GB'ını verin. Hani yarısını verin. 4 ise ikisini verin. En mantıklı ikilem o şekilde. Onun haricinde burada yapabileceğiniz ekstra bir şey yok. FPS'i hani kasma sorunu çözmek için
Bunu kapayıp buraya geliyoruz. Aramaya kasma yazalım. Hop, yanlış oldu. Bu istek kasma sonu çıkacak mı? Ama buradan çıkmadı. Direkt bu istek kasma. Ben de daha önce aratmıştım zaten. Bende de sıkıntı oluyordu. Direkt buradan girdik. Yapabileceğiniz geçerli iki şey var. Grafik sürücüleri vesaire. Motor ayarlarından daha fazla RAM ve CPU. Demin gösterdim zaten. Bilgisayarda sanallaştırma teknolojisi varsa onu etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu rehbere buradan girip de halledebilirsiniz. Intel için olan link burada. Buradan Intel linkini indirebilirsiniz. Karşınıza bu sanallaştırma teknolojisi var diye ibare çıkarsa AMD için de bu şekilde işlemleri yapıyorsunuz. Ayarlar sekmesine giriyorsunuz. Güncelleştirme ve güvenliği açtınız. Buradan kurtarmaya girdiniz. Gelişmiş seçeneklerden yeniden başlatı seçiyorsunuz. Buradan troubleshoot'u seçiyorsunuz. Yani tabii size troubleshoot olmayacak ama Türkçesini unuttum şu an. Seçip gelişmiş seçeneklere giriyorsunuz. Burası Windows 8.1 için ben ona göre anlatıyorum. Tamam, troubleshoot'tan gelişmiş seçenekleri seçtiniz. Buradan UEFI Firmware Settings'e giriyorsunuz. Direkt zaten buradan bastığınızda BIOS olarak açılıyor sisteminiz. BIOS olarak açıldıktan sonra sanallaştırma teknolojisinin bu enabled açık konuma getirmeniz gerekiyor kapalıysa. Ondan sonra kasma sorunu ortadan çözülüyor. Yani bunun bilgisayarınızda bir sıkıntısı da yok. Bu emülatörler için böyle sanal oluşturulmuş şeyler için geçerli. Yani onlar bilgisayarınıza bir sıkıntı vermiyor. Başka bir şeyin de kasmasının önüne geçmez. Sadece emülatörlerde işe yarıyor. Her neyse, bunu yaptığınızı varsayıyorum. Kapalı. Masa üstüne sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına giriyorsunuz. Bu sizde AMD'de olabilir. Buradan 3 tane BlueStacks seçeneği karşınıza çıkacak. Bunu seçtiniz ya, direkt yüksek performanslı Nvidia seçeceksiniz. Laptopsa entegre seçili olabilir. Entegre de işlemcinin ekran kartı oluyor. Daha düşük performans veriyor. Buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta buradan 900M kalite diyor. Yüksek performans. Eş yönsüz örnek optimizasyonu. Kapalı. Direkt sizle beraber yapalım ayarları. Kapalı. 900M terminal optimizasyonu. Bundan şu an emin değilim. Bu kalsın. Optimum güç diyor mesela. Optimum güçlük bir şey yok. Yüksek performans. Maksimum performans değereceksin. Güç kullanımı azaltıp ne yapacak sanki? Bunlar kapalı olsun. Yumuşatmadır vesaire. Gereksiz şey harcıyor. Uygula dedik buradan. Uyguladı. Ama bunun gibi 3 tane BlueStacks daha çıkacak karşınıza. Bakın. 1, 2, 3. Bu üçünü de seçip tek tek aynı işlemleri yaparsanız en garanti sonucu alırsınız. Dediğim gibi ben bunları yaptım. Hani kasıyor mu? Kasıyor. Oyun sonlarına doğru tabloda çok fazla hero olduğu zaman sıkıntı çıkabiliyor ama en azından en az şekilde kasıyor, öyle diyeyim ben size. Hani beni izlediğiniz için teşekkürler. Soran arkadaşlar vardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.